arkadaşı vefat ettiğinden cenazeye katılmıştı. Numan Bey de gelmiş, başbakan yardımcısı. Birlikte mezara kadar gitmek durumunda olduklarından biz o gün görürseniz belediye başkan yardımcımız Gönül Demirer hanımefendi de geliyor. Gelince açarız toplantımızı. Başkanım gelmez. Bizim yakaladığı yerden toplantımıza iştirak eder. Biz sizin değerli vaktinizi almak istemiyoruz. O bakımdan uygun görürseniz bir iki dakika içerisinde açalım. Tamam başkanım. Sen evet, tamam. Anlayışınıza teşekkür ederim. Çok yakın bir arkadaşının cenazesi nedeniyle Sayın Başbakan Yardımcımızla birlikte mezarlığa kadar gitmek durumunda oldu. Toplantının ilerleyen bölümüne Allah izin verirse yetişmek için gayret edecek. Ama biz bu arada sizin evrenize, yaklaşımınıza, bu güzelliğinize saygı nedeniyle toplantımızı açmak durumundayız. Biraz da geçtik ama kusura bakmayın, maalesef bu tür etkinliklerde bunlar hep yaşanıyor. Şimdi Yaşlılar Meclisimizin oluşumu ile ilgili Gönül Başkanım siz bir iki cümle lütfederseniz. Tamam. Aynen o yüzden. Başkanım da aynı duyguları paylaşıyor. Şimdi Tuğba Hanım, gündemimizi bir açalım. Gündemimizi bir görelim ondan sonra. Önce hiçbiriniz yaşlı değilsiniz. Hepiniz hayat dolu, hayat tecrübesi daha bol. Bizlerden daha bilgili, daha hayatı iyi gören zengin olduğumuzun belki de en kıymetli, en değerli insanlarsınız. Ben öyle biliyorum. Çünkü hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği müddetçe her ortamın kendine göre güzelliği var. Çocukluğun kendine göre güzelliği var. Gençliğin kendine göre sıkıntıları var. Orta yaşın kendine göre. Ben de son baharın da kendine göre güzellikleri var. Ben sizleri böyle görmüyorum. Her zaman başımızın tacısınız. Hepimizin son gideceği yer burası. Bu yüzden bizler için örnek alınması gereken el öpülesi insanlarsınız. Sizlerle çok bir araya gelmek lazım. Hayatın tecrübelerini öğrenmek lazım. İstişare etmek lazım. Çünkü hayat su gibi akıyor. Yani boşuna dememişler. İşte gençlik kıymetli bilmesi için yaşlı örnek alması lazım diye, yaşlar muhatap olması lazım diye. Bugün önemli bir eksiğimizi tamamlamış oluyoruz. Hem konsey çok çeşitli kurumlardan bir araya gelmekte. Hepinizin bildiği gibi kadın meclisimiz, çocuk meclisimiz, gençlik meclisimiz ve yaşlılar meclisimiz. Hep beraber inşallah sosyal alandaki aktivitelerimizin daha güzelleşmesini sağlayacaktır. Çünkü yaşadığımız ilçe, mahalle bizim hepimiz için önemli. Bu mahalle içerisindeki toplumun tüm kesimleriyle ilgili sosyal politikalar üretilmezse eksiklik olur. Yaşlılar meclisimizin olmaması da bir eksiklikti. Bunu hep beraber bugün tamamlamış olacağız. Bununla birlikte Zeytinburnu Kent Konseyimizin tüm kurumları gerçekleşmiş olacak. Bu bağlamda bugün buraya geldiğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için ben şahsen size hem de teşekkür ediyorum. Bir kendinize alkışlamanızı rica ediyorum. Şunu çok samimiyetle söyleyeyim. 7 yıldır sanıyorum Kent Konseyi Başkanlığı yapıyorum. Kadın meclisimiz hariç diğer meclislerimizin hiçbirisi sizin kadar böyle enerjik ve dolu olmadı. Yani gençler diyoruz ya, umudumuz, geleceğimiz, şu anki güvenliğimiz. Biz gençlik meclisinin gençliğinin gibi bir yerde toplayıp onların heyecanını göremiyoruz. Bu yüzden siz daha iyisiniz. Ben inanıyorum ki sizin katkınız daha fazla olacak. Bu da mutluluk verici bir şey. Başkanımız gelecek sanıyorum. Yetişmeye çalışacak. Çünkü başkanımız da benim aldığım bu heyecanı onun da alması lazım. Sizi burada görüp bence hemen olmasına fayda var. Özellikle kendisi de geleceğini söylemişti. Bu bağlamda başkanımız gelecek. Thank you.
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Zeytinburnu Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısıyım. Sosyal işlerden ve sağlık işlerden, aynı zamanda kent konseyinden sorumlu başkan yardımcısıyım. Teşekkür ederim. Cemal Merdan, Zeytinburnu Belediye Meclisi Meclis Başkanı, aynı zamanda Kent Konseyi Başkanıyım. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka sıfat da Ortopedik Engelliler Federasyon Başkanı Türkiye çapında. Onu söylemeyi unuttum. Mehmet Ateş, ben yaklaşık 43 yıldır belediyede eskiden zabıta müdürü olarak, şimdi Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapıyorum. 2004 yılından beri bu görevi sürdürüyorum. Sizlerle birlikte olmaktan tekrar mutluluk duydum. Teşekkür ederim. Evet, adım Kadir Şengül. Tel Sivasi Kültür ve Değişme Dernek Başkanıyım. Emekliyim. Ben de bir yaşlı adayım. Bunu unutmamak gerekiyor. Zeytinburnu Kent Konseyi'nin Engelliler Meclisi Başkanıyım. Hoş geldin. Oturun oturun, kalkmanıza gerek yok da şöyle yapalım istiyorsanız, hem kendinizi tanıtın bence, hem de bir katkıda bulunmak veya söylemek istediğiniz varsa onları da söyleyin. Mikrofon elinize geçmişken. Söyleyin ki fayda olacak şeyler söyleyebilirsiniz. Ben de Tersiz Mahallesi'ndeyim, Muhafim Çiçekler. Bilgi almak için katıldım bize, yaşlılara adayız. Huzur Evleri Dernek Başkanıyım, Beyhan Arpiyon. Fatma İpek, ben de şöyle kısaca söyleyeceğim. Ben de halkın başkanı olarak buraya geldim diyorum. Mutluyum burada bulunmaktan. Teşekkür ederim. Işık Kalkan, ben de burada olmaktan heyecanlıyım ve gururluyum. İlk defa katılıyorum. Emekliyim ben de. 60 yaşındayım. Mehmet Ağabey, 70 yaşındayım. 1951 yılından beri bu ilçede ikamet etmekte, 40 yıldır gazetecik mesele yürüyorum. Hepiniz hoş geldiniz, saygılar. İsmim Ömer Kahraman, 52 yıldır Beşiktaş oturuyorum. Zeytinburnu Belediyesi'nde demek. Teşekkür ederim. İsmim Tevfik İçer, Gaziantep doğumluyum. 10 sene ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da oturduğum için senin sayılarınıza teşekkür ederim. Siz niye atlıyorsunuz ya? Atlamayın. Adınızı söyleyin hiç olmasa. Neler olduğunu söyleyin. Tamam. Zeytinburnu'nda oturuyorum. İsmim Züveyde Öztürk. Neredesin? Ne iş yapıyorsun? Ya emekliyim. Halk eğitimden. Fadil Bey'le beraber çok güzel. Niye saklıyorsunuz bunu? Halk eğitim gibi bir yerde emekli olmuşsunuz. Gençlere yetiştireceksiniz. Ben belki bilir güzel. Daha önceden kadın kollarındaydı. Beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsim, memleket. Evet, Hediye'yiz. Hoş geldiniz. Buyurun. Remzi Yılmaz. Sümmene. 1938 doğumluyum. Deri ve ihracat işleri yapıyordum. Şimdi emekliyim, hazır yiyeceğim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Kemal Baloğlu, Zeytinburnu'nda oturduğum Eşiktepe'de. 72 yaşındayım. Ben Çevre Yüren, Türkiye Zeytinburnu Emekliler Derneği Mali Sekreteri, emekliyim. 72 yaşındayım efendim. Karar ver. Hoş geldiniz. 18 yaşında ya, ne yapayım? Efendim? 18'di, 18 ya. 18. O heyecan gözüküyor. Teşekkür ederim. Ha, hoş geldiniz. Buyurun. Ben Nakşe Mutlu, Türkiye Emekliler Derneği'nin üyesiyim. İdare sekreteri. Pardon. Ondan sonra yaşım 62. Bütün gençlerimize, hepsine başarılar. Memleketler mi? Memleketi de söyleyin ya. Göçmenim ben, Yugoslav göçmeniyim. Tamam.
Hoş geldiniz. Efendim ben 1962 yılında İstanbul hayatımı başladı. 68'den memleketime Giresun'a gittim ben Giresun'dayım. Eskiden Avucu köylüyüm aynı zamanda. Askerliğimi yapmak için 68'de gittim, 71'de geldim. Bugünden bugüne İstanbul Zeytinburnu'nda ikametgah etmekteyim. Emekliler Derneği'nin ve Devletin Meşhur'un üyesiyim, emekliyim. İsmim de İbrahim Kuruş. Başka söyleyeceğim de bir şey yok. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Memnun musunuz Zeytinburnu'ndan? Ben Zeytinburnu'nda her Zeytinburnu'nda yaşamaktan memnun musun? Evet, çok memnunum. Teşekkür ederim. Evet. Aksini dairelerim varsa ispatını yaparım. Evet, sağ olasın şefim. Ben de emekliyim. İslam Ermenci Mezunlar Derneği Başkanı. Sabri İlgiç. 60 yıl Zeytinburnu'ndayım. 68 yaşındayım. Zeytinburnu'nda olmaktan. Bunlar da gururluyum. Memleket? Yugoslav düşmanıyım. Hoş geldin sana. Evet. Yusuf Yorucu, 63 yaşındayım, Zeytinburnu'nda doğumluyum. Emekli bankacıyım. İyi ki Zeytinburnu'nda doğmuşum. Gençlik yıllarımdan beri devamlı sosyal faaliyetlerin içerisinde bulunuyorum. Telsiz Mahallesi Kurulaşma Derneği'nin kurucuları, danık. Ve hasreten tebrik ediyorum. Yani bizim Zeytinburnu Kent Konseyi'nde Yaşlar Meclisi'nin kurulması ile ilgili. Baktığımızda hakikaten Türkiye'nin emekliyim. Teşekkür ederim. Adem Yıldız. Evet, sevgili başkan. Sene 1954 İstanbul'a geldik kaçak. O zaman otobüs de yok. Gemiye bindik. Bizi Zonguldak'ta çıkarıp attılar. Ne yapacağız dedik. Nabetli biraderimle geldim. Biraderim mutfağı aldılar. Ona bulaşık yıkadılar. Ben kurtardım. Tekrar bir daha bindik. Geldik İstanbul'a. Şimdi hayat o kadar güzel geçti ki. Çile dolu. Bazı çok iyi günlerimiz oldu. Ama en güzel günler yaşlılık günleri diyorum ben. Yaşımı söylemeyeyim. Doğum tarihim 56. Ha, doğumu söyle yeter. 36. Halen Zeytinburnu Beşiktaş'ın mahalle muhtarıyım. Bu yaşlılığın değerini bilelim, kendimize iyi bakalım. Yaşlı diye bir şey yok, yeter ki insan kendisini olduğu gibi görsün. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun bu kent konseyimize bu yaşlılar meclisi. Ama Adem abi sen gitgide gençleşiyorsun, saçlar siyahlaşacak mı onu merak ediyorum. Olabilir. Bulunur diyorsun. Formül çıkarsa. Evet, buyur. Ali Efendi Mahalle Muhtarı Veli Özarslan. 1955 senesinde Amasya'dan buraya geldim. 38 senedir mahalle muhtarıyız. Zeytinburnu'nda iyi günler yaşadım. Zeytinburnu'nda oturdum, memnunum. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Yakup Doğruman, Giresun Bulancak doğumluyum. Şu anda Tesis Mahalle Muhtarlığı'nı yürütüyorum. Tüm katılımcı gençlere hoş geldiniz diyorum. Senin yaşın yok mu? Bu kent konseyi yönetim kurulu ve üyelerine başarılar diliyorum.